Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde şöyle diyor. Kıyamet gününde bir seslenici, yani bir münadi şöyle bağırır. Nerede o zalimler? Nerede o zalimlere benzeyenler? Ve nerede o zalimlere yardımcılık yapanlar? Hatta diyor Resulullah Aleyhisselam, bakın dikkatinizi buyurun. Hatta diyor o zalimin mürekkep okkasını uzatanlar. Hatta yazmaları için kalemlerini diyor eğirtenler, yani düzeltenler. Subhanallah. Onlar diyor demirden bir tabutun içerisine konulacak ve cehennemin içerisine atılacaklar. Allahu akbar ve lillahilhamd. Yani zalime sadece ateş dokunmayacak. Ayet öyle diyor. Zalimin zulmünden dolayı ateş sadece ona dokunmayacak. Bir okkayı ona uzatmak, onun kalemini vermek, ona zulmünde yardımcı olmak, zalimle beraber aynı ateşi paylaşmak demek diyor Resulullah Aleyhisselam. Bakın Ata bin Ebi Rabah, tabi'in alimlerinden, yani sahabeden ders alanlara ne deniyor? Tabi'in deniyor. Tabi'inin büyük alimlerinden bir tane adam geliyor. Ey Ata diyor, benim kardeşim Emevi hüküme, yani Emevi saltanatında Kufe valisinin kalemdarı. Ne diyorlar bizde şimdi? Kalem müdürü değil mi? Ya, özel kalem müdürü. Diyor ki bu karar alan bir adam değil. Yani benim kardeşim karar almıyor. Sadece valinin ve yardımcıların aldığı kararları not düşüyor. Ve diyor bunu neşrediyor. Halka yayılıyor. Bunun yazdıkları yazıyla. Diyor ki bunun da diyor bundan başka geçim yolu yok. Bize diyor ne önerirsin? Ata Kasas suresinin 17. ayeti olan Musa Aleyhisselam'ın sözlerini ona söylüyor. Bana verdiğin nimetlerin karşılığında asla günahkarlara yardımcı olmayacağım diyor. Bu ayeti söylüyor ve diyor ki kardeşine söyle elindeki kalemi atsın, Rezzak olarak diyor ona Allah yeter. Subhanallah. Rezzak olarak Allah ona yeter. Emevilerin bir katibi daha geliyor. Bir alime soruyor, diyor ki ey amir diyor, ben diyor Emevilerin katibiyim diyor. Ama diyor görevim sadece bana bildirilen kararları not tutmak ve insanlara neşretmek. Bundan başka hiçbir şeyim yok, sorumluluğum yok. Benim diyor bu geçimimi diyor sağlarken bu işim diyor helal midir, haram mıdır? Bu ilim ehli bir cevap, yani haramdır helaldir demiyor ama ona Kasas suresinin 17. ayetini okuyor. Musa Aleyhisselam'ın cevabını okuyor. Ve diyor ki mümkündür ki bir mazlum katil suçuyla yargılansın, bu da diyor senin kağıdından kaleminden çıkmasın. Yani adam mazlumdur, suçsuzdur. O topluluk, o hükümet, o karar, o mahkeme suçlu kararı vermiştir. İftira atmışlardır ve bunu bile bile yapmışlardır. Ve diyor bu senin kaleminden çıkmasın. Mümkündür ki diyor o toplumda birinin malı bile bile gasp edilsin. Bu da diyor senin kaleminden çıkmasın. Ve katip şu cevabı veriyor. Andolsun ki bundan sonra kalemim Emevilerin diyor hükümlerini yazmayacak. Alim de ona diyor ki Allah da diyor senin günlük rızkına inşallah diyor kefil olacaktır. Subhanallah. Dahhak isminde yine Emeviler döneminde yaşayan bir alime ne diyorlar biliyor musun? Sana Buhara bölgesinde memurların maaşlarını dağıtmak için bir görev verelim diyorlar. Görev ne kadar masum değil mi? Bu alim kabul etmiyor. Arkadaşları da ya bu ne kadar masum bir tekliftir. Sadece yapacağın memurların maaşlarını vermektir. Ne diyor biliyor musunuz? Ben zalime hiçbir konuda diyor yardımcı olmam diyor. Ve görevini almıyor Müslümanlar. Allahu Ekber. Peki bugün Müslümanlar, bugün yeryüzünde oluk oluk kanları akıtılan, namusları kirletilen, toprakları ellerinden alınan, evleri dağıtılan onlarca coğrafyamız var. Doğru mu? Peki buna zulmedenlere, bu zulümleri o Müslümanlara reva görenlere yardımcı olanların akıbeti sizce ne olacaktır? Acaba ya bu siyasal bir arenadır? Acaba bu
bizim hudutlarımızı, sınırlarımızı koruma adına hamlelerimizdir demek acaba kıyamet gününde böyle masumca karşılanacak mıdır? Aman ha dikkat edelim Müslümanlar. Zalim annemiz de olsa, zalim babamız da olsa, zalim bizim en yakınımız da olsa bizden en uzak olmak zorundadır. Zalime sadece bir yerde yardım ederiz. Orası da neresi? Zulmünü engelleme adına. Doğru mu? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor. Kardeşiniz diyor zalim de olsa ona yardım edin. Bir Arap atasözüymüş. Cahiliyede, peygamberlikten önce. Soruyor sahabe ya Resulullah nasıl diyor zalime diyor yardımcı olacağız. Zalim bir kardeşe onun diyor zulmünü engellersin. Ona yapılacak en büyük yardım budur. Değilse onunla beraber omuz omuza ümmetin kanını akıtmak hainlikten başka hiçbir şey değildir.